Herkese günaydın, iyi sabahlar. Görüyorsunuz biraz uzunca bir video. Dolayısıyla vaktiniz kısaysa arkadaşların hazırladığı hap şeklinde çok güzel özetler var. O tarafa geçmekte fayda var diye düşünüyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi işte senin de piyasalarıyla başlarsak eğer aslında çok net olmasa da bir ayrışma içinde olduğunu görebiliyoruz. Dow Jones tarafı %8 civarında yukarıda. Nasdaq tarafı da %1 civarında ancak yukarıda. Burada 3-4 tane hikaye var. Bir tanesi tabii ki bir fonun yarattığı karmaşa diyebiliriz. Şimdi bu tarafa baktığımızda aslında standart bir hikayeyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Burada bir hisse swap'ı üzerinden kaldıraçlı pozisyon açan bir fon var. Bu fon çeşitli bankalarla bir tane değil birkaç tane, hatta JP Morgan toplam zararın 10 milyar dolara ulaşacağını söyledi. Bir hisse swap pozisyonuna giriyor. Yani belli bir şekilde önden bir teminat veriyor diyebiliriz. Bunun karşılığında da hissenin performansı bu fona yansıtılıyor. Ama hisse aslında bankanın bilançosunda durumda. Burada da anlaşılan o ki, şurada görüyorsunuz, 23 Mart'ta Viacom hissesinde, ki hissenin o güne kadar olan performansı son derece kuvvetli, %10'luk bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşle beraber margin call'lar çalışmaya başlıyor, teminat kullanılmaya başlıyor. Dolayısıyla bununla beraber de bir anda bakıyorsunuz sert bir şekilde piyasaya pozisyonlar geliyor, işte block tradingler vesaire geliyor ve onunla beraber satış hızlanıyor. Hızlandıkça margin iyice yitiriliyor ve şu andaki duruma geldik. Bu nasıl bir sorun yarattı? Evet, bankalar üzerinde ciddi anlamda bir satış baskısı oluşturdu ama bizi aslında korkutan şey, bu hisseyi taşıyan başka normal çalışan fonlar bile varsa bu fonlar da ciddi anlamda satışları tetikleyebilir ve piyasa bir anda beklenmedik bir şekilde kendi kendini vurmaya başlayabilir. Bu olabilir mi? Olabilir. LTCM, ki LTCM'i bununla karşılaştırmak çok doğru olmaz. Çok daha komplike bir fondu. Çok daha illikit fixed income varlıklarda işlem yapıyordu. Ama buna neden olmuş örneklerden bir tanesi. Dolayısıyla kısa vadede burada yaratılacak olan baskıyı hala tam olarak bilmiyoruz, görmüyoruz. İkinci konu nedir? İkinci konu getirilerin yarattığı değerleme baskısı. Bu baskı devam edecek mi? Birazdan bu konudan bahsedeceğim. Bu baskı hızlı toparlanan ekonomik gelişmelerden, ekonomi gelişmelerinden kaynaklanıyorsa eğer, yukarıda yani bir şey olarak düşünün, kesir olarak düşünün, yukarı tarafta karlar olacak. O karlar hızlı bir şekilde toparlanıyor. Eğer ekonomi toparlanıyor üzerinden gidiyorsak, aşağı bölen tarafta baktığımızda 1.74 belki 1.80 olacak ama karlar daha hızlı çıkıyorsa sorun yaratmayacaktır. Dolayısıyla birazdan o kısma değineceğim ama burası da stabilize olmaya başladı diye düşünüyorum. En azından insanlar modellerinde %1 veya 1.5 olarak kullandıkları Amerikan 10 yıllıklarının risksiz getiriyi toparlamış durumdalar. Şimdi üçüncü konu nedir? Üçüncü konu tabii bugün açıklanacak olan çok kritik bir konu. Biden'ın seçim vaatlerinden olan 3 trilyon dolarlık yeşil ekonomiye geçiş kısmı. Bu aynı zamanda da vergilerle eşleştirilecek. Bunun önemli bir kısmının da vergiyle fonlanacağını görüyoruz. Aslında verginin detayları belli. Yani servet vergisi hariç, ki o da önemli olacak. Biliyorsunuz artık şu anda gerek Cumhuriyetçi gerek Demokrat Parti bir blok halinde değil, koalisyon partileri diyebiliriz. O yüzden üçüncü bir parti çıkma ihtimali zaten çok yüksek. Destek için servet vergisine kadar da Biden gidebilir. Bu vergilerin içeriği ne olacak? Ekonomiyi yavaşlatabilecekler mi? Örneğin servet vergisi üzerine geçenlerde paylaştığım çalışma servet vergisinin büyümeyi yavaşlatacağı tespitinde bulunuyordu. Dolayısıyla bununla beraber oluşacak olan bir negatiflik de söz konusu olabilir. Ama ben genel olarak buradaki gidişat neresidir diye tartışırsak,
henüz şu anda trendin aşağı döndüğünden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla yıl içinde 4200'ü görecek şekilde bir hareket olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz gün paylaştım. Bu seviyelerde VIX son derece düşük. Daha doğrusu o güne baktığımızda son derece düşüktü. Hala da aynı noktada. O yüzden bu belirsizlik ortamında özellikle vergiyle ilgili bir belirsizlik varken portföyün kısa bir süreliğine belli bir oranda VIX vadeleriyle korunması bence son derece mantıklı olacaktır. Ama genel olarak baktığımızda Mayıs ayına doğru bir düzeltme gelse bile totalde 4200'e doğru S&P hareketinin devam etmesini düşünüyorum. Şimdi ikinci kısma gelelim. Euro tarafında ne oluyor, ne olacak kısmına. Burada da aslında 2-3 tane dinamik olduğunu söyleyebiliriz. Önce şuradan aşı kısmına tekrar geleyim. Aşı kısmını Türkiye dahil çok vurguluyorum ama önemli. Amerika Birleşik Devletleri görüyorsunuz şu anda 44 kişiyi aşılarken Avrupa Birliği'nde bu rakam 16. Dolayısıyla Amerika tarafına baktığımızda şöyle bir ayrışma oluştu. Büyük bir kamu paketi gelmiş durumda, destek paketi gelmiş durumda. Aslında ikincisi geldi sene başından bakarsanız. Aynı zamanda bugün açıklanacak olan büyümeyi destekleyecek bir paket var. Bütün bunlar Amerika ile Avrupa arasında spread'in açılmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu parite üzerinde baskı yaratan bir gelişme. Ve paritenin de 1.16.30 diyebileceğimiz görüyorsunuz. Bakın hızlı bir şekilde yükseldi ikisi arasındaki spread. 1.16.50'lere doğru geri çekilmesine neden oluyor. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Burada çok ciddi anlamda long pozisyonlar söz konusuydu. Hemen bu tarafı da açayım ve baktığınızda burada belli ölçüde kapandıklarını görüyorsunuz. 200 küsür binli rakamlardan bahsediyorduk ama neden hani 20'lerin üzerinde çok kalamadı sorusunun cevabı aslında burada yatıyor. Çünkü herkes euro longtu, Amerikan doları perişan olacaktı vesaire vesaire. 200 binlerden 90 binlere geldik. Dolayısıyla ciddi bir rahatlama evet var ama gelişmenin geneline baktığınızda şu anda euroyu destekleyen bir durum söz konusu değil. Şimdi burada geçtiğimiz hafta euro tarafının asıl problemini tartışmıştık. Şimdi euro tarafına baktığınızda aslında Amerika'da nasıl bir durum var? Hepimiz şunu biliyoruz. Amerika asla default etmez. Neden default etmez? Ekonomisi çok iyi olduğundan veya bütçesi, borç dengesi iyi olduğundan değil. Default durumuna yaklaşırsa dolar basıp, gerçek anlamda dolar basıp karşı tarafa verebileceğinden dolayı default etme ihtimali yok. Keza örneğin Japonya'da böyle bir ihtimal yok. Ama Avrupa tarafına bakarsanız, evet belki borçlar euro bazında gözüküyor ama gördük ki Yunanistan örneğinde, sonra diğer ülke örneklerinde de az daha görüyorduk. Gördük ki bu ülkelerin euro basabilmek gibi bir yetenekleri yok. Dolayısıyla Draghi neden whatever it takes dedi? Euro'nun değerini korumaktan bahsetmiyordu Draghi bunu söylerken. Euro'nun dağılmasını önlemekten bahsediyordu. Nasıl dağılmasını önleyeceksiniz? Eğer spekülatif piyasa veya spekülatörler Almanya ile örneğin İtalya arasındaki spread'i çok açarsa orada size ne diyor? Almanya bütçe dengeleriyle, kamu yönetimiyle iyi bir ülkedir. Default etme ihtimali görmüyoruz. Ama aynı para birimini kullanıyor olmasına rağmen İtalya böyle bir ülke değildir. Dolayısıyla İtalya default edebilir sinyali veriyor. Bunun önüne geçmek, whatever it takes dediğinizde ne yapmak gerekti? Bir, nominal faiz oranlarını aşağı çekmesi. İkincisi, spread seviyelerini aşağı çekmesi gerekti. Dolayısıyla şu anda ECB bir spread kontrolü uyguluyor. Yani ECB diyor ki, istediğiniz kadar sorumsuz davranabilirsiniz. Kimse İtalya ile Almanya'yı ayrıştıramaz. Çünkü ben geliyorum ve spread'i kontrol ediyorum. Şimdi bu
son derece doğru bir adım, son derece haklı bir adım aslında bakarsınız. Ama Avrupa Birliği'nin kuralları veya dinamiklerine baktığınızda sürdürülebilecek bir durum değil. Yani bir noktada ECB bu spread kontrolünden çıkmak zorunda kalacak. Çıkmak zorunda kaldığında ne olacak? Şurada gördüğünüz iki dinamik değişecek. Birincisi, İtalya'nın düşük faiz seviyeleri, düşük borçlanma seviyeleri yukarı gidecek. İkincisi, Almanya ile olan farkı açılmaya başlayacak. Dolayısıyla buradan nereye gelmek istiyorum? Euro uzun vade tutulabilecek bir para birimi değil. Ama benim düşüncem aşılama tarafında Avrupa kendisini hızlı bir şekilde toparlayacak. Dolayısıyla da 1.1650'lerden belki biraz daha altına kayarız ama tekrar 1.20'lerin üzerine doğru bir euro hareketi göreceğiz. Özellikle de şu yeni ekonomiye geçişte, yeşil ekonomiye geçişte fonlamanın nasıl olduğunu da bir görmemiz lazım Amerika tarafında. Ama 1.1650'lere doğru tekrar burayı değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Gelelim altın tarafına. Şimdi altın tarafına baktığımızda dün itibariyle yeniden 1680'lere geldiğini gördük. 1680'de neresi? Aslında şurada göreceksiniz. Geçtiğimiz sene Covid krizinin başladığı dönemlere yaklaşmış durumdayız. Şimdi burada hafta başında bir uyarı yapmıştım. Yani gümüş tarafına baktığınızda 200 günlük ortalamasına yapışmıştı. Japon yeni ile altın arasında bir uyumsuzluk vardı. Dolayısıyla 1730'un hızlı bir şekilde çözüleceğinden bahsetmiştim. Bu arada gram altın yükseldi gibi bir kavram da yok. Dolarınızı hatalı bir şekilde düşen altına yatırmış durumdasınız. Ama dolar yükseldiği için normal bir TL yatırımcısından daha az zarar ediyorsunuz aslında. Kar falan etmiyorsunuz. Ama bu satış çok öngörülebilir bir satıştı diyebiliriz. Şimdi buradaki ana dinamik nedir? Şimdi burada sözel olarak baktığınızda ana dinamiğin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Fed konusu, yani sıfır faizler ve Fed'in para bastığına inanan kesim. Şimdi bunu yansıtan, yani küçük yatırımcının hareketini yansıtan taraf bana sorarsanız ETF tarafı ve burada da çok net bir çıkış olduğunu görebiliyoruz. Fiyat kısmına baktığınızda fiyat kısmı Covid öncesine girilmiş durumda. Yani bütün primini atmış durumda ama ETF tarafına baktığımızda çok net bir gerileme olmasına rağmen hala şurada gördüğünüz gibi tutanlar var ki bu iyi. Yani aslında kısa vadede ne yaptığını bilmeyen kesimin döküldüğünü gördük. Monopoli parasıyla oynamayanlardan bahsediyorum. Hani Twitter'da veya Zero H'den bahsetmiyorum. Bu kesimin aradan çekilmesi bence son derece olumlu bir durum. Panik şeklinde hareket edecek olanlar zaten dökülmüş durumda. Şimdi altın kısmını bir portföyde ne işe yarar şeklinde değerlendirmek istiyorum. Bizim açımızdan, yani küçük yatırımcı açısından baktığınızda örneğin altın şu anda Kırım'da olup bitenler ürkütüyor olabilir. Orada jeopolitik bir risk yeniden oluşmaya başladı. Bir çatışma riskinden bahsediyoruz. Altın tutmak isterim veya işte bir fonun yükümlülüklerini yerine getirmemesi söz konusu. Benim özellikle altın tutma nedenlerinden bir tanesi bu. Siz Fed'in para bastığına inanıyor olabilirsiniz. Bu nedenle tutuyor olabilirsiniz. Bunların hepsi bizim küçük yatırımcı açısından baktığımızda var olan nedenler. Ben bir portföyde altının ne işe yaradığını sorgulamak istiyorum. Şimdi enflasyon dediğimizde bunu ikiye ayıralım. Altın tarafını hangi enflasyon destekliyor ve portföyde kendisine yer bulması gerekiyor. Şimdi 2008 krizinden sonra olan döneme bir bakalım. Hisse senedi piyasasını koyuyorum. Bunu da çok hassas bakmamakla beraber 2008 yılına getiriyorum.
iki varlık sınıfı arasındaki performans farkına bakalım. Şimdi S&P görüyorsunuz çok net bir şekilde neredeyse 2,5 katı bir prim yapmış. Hatta temettü vesaireyi de eklediğinizde çok daha korkunç bir prim görüyorsunuz. Bu neden oluyor? Şimdi risk parity diye bir sistem var biliyorsunuz. Orada kabaca %60 hisse senedi, %40 da bono tutuyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Şimdi böyle bir portföy oluşturduğumuzda 2000'li yıllardan bahsediyorum aslında ama 2008'den sonra diye bakalım. İşler iyi gittiğinde, hafif enflasyon olduğunda hisse senedi piyasası yukarıya doğru gidiyor. Burada hafif enflasyondan kastım arada krizlerle beraber deflasyonu konuşuyoruz. Ardından %2'ye yaklaşan bir enflasyon söz konusu oluyor. Peki işler kötüye gittiğinde, yani beklemediğimiz bir kriz olduğunda bu portföyde nasıl bir hareket görüyoruz? S&P düşerken kamu tahvilleri değer kazanıyor. Bakın 2008'den başlamış, aşağıya trend devam ediyor 0.60'lara doğru. Dolayısıyla böyle bir portföyde az önce gösterdiğim gibi altının bir ciddi getirisi de olmaması nedeniyle çok fazla yeri yok. Yani profesyonel dünyadan baktığınızda burada altın portföyünüzü herhangi bir şeye karşı korumuyor. Çünkü şurada bahsettiğimiz enflasyon aslında talepten kaynaklanan, talebin toparlanmasından kaynaklanan bir enflasyon. Dolayısıyla ara dönemlerde evet 10 yıllıkların yukarı gittiğini görüyoruz. İlk başlarda da bu korkutuyor olabilir ama ana trendi gördüğünüz S&P'nin düşmesine neden olmuyor. Çünkü az önce ilk başta bahsettiğim o kar kısmı, yani iskontoladığınız şuradaki faizdeki yükselişi bypass ediyor. Daha hızlı artan bir karlılık söz konusu. Hep böyle miydi? Yani her zaman için S&P ve tahvil piyasası farklı yönlere doğru hareket edip birbirini koruyor muydu? Şimdi gelin isterseniz 1970 ile 1980 arasına bakalım. Çünkü bu dönem işte Bretton Woods'un bittiği, aynı zamanda farklı bir enflasyonun oluşmaya başladığı bir dönem. Şimdi bu döneme baktığınızda arada sert ralliler var ama S&P'nin pek bir yere gitmediğini görebiliyoruz. Bu dönemde enflasyon nasıl? Bu dönemde enflasyon tarafına baktığımızda çekirdek olsun veya manşet olsun net bir yükseliş içinde olduğunu görüyorsunuz. Aslında bu dönemi ben şu anda çok benzetiyorum. Çünkü 1960'larda da şu andakine benzer bir durum var. Bakın çok yatay giden bir enflasyon söz konusu, ardından bir anda yükselmeye başlıyor. Şimdi altın kısmına bakalım. Bu dönemde altın nasıl hareket etmiş? Bu dönemde altına baktığımızda tabi burada bir Bretton Woods şoku var ama genel olarak baktığınızda örneğin şuralarda başlıyor. 110'lar civarında, 78'lere geldiğinizde 175'lerde, 80'lere geldiğinizde zaten biliyorsunuz alıp başını gidiyor. Tahvil piyasasında durum nasıl? Bono hisse senedi piyasasında net bir yukarı hareket yok dedik. Tahvil piyasasında durum nasıl? Bakın tahvil piyasasında da getiriler düzenli olarak yükseliyor. Yani burada aslında 70'lerde, 80'lerde, hatta 80'den biraz sonra daha hisse senediyle tahvil piyasası arasındaki ilişkinin çok da şu andakine benzemediğini görüyorsunuz. Böyle bir dönemde altın koyulmuş olsaydı ne olacaktı portföyde? İsterseniz ona da bakalım. İnanılmaz bir performans gösteriyorsunuz. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, portföy yöneticisi mantığıyla hareket ettiğinizde bu iki farklı dönemi, iki farklı korelasyonu, iki farklı enflasyon tipini değerlendirmeniz gerekiyor. Yani hafif tüketimden, talepten, ücretlerin artmasından, yatırımdan kaynaklanan bir enflasyon mu önümüzdeki dönemde var? Yoksa ham madde kaynaklı, Fed'in politik sahiplerle hareket ettiği,
kısmen ham madde kaynaklı olduğu için müdahale edemediği, faiz arttıramadığı bir enflasyon tipi mi söz konusu olacak? Bu ikisi farklı altın alokasyonları gerektiriyor. Bir tanesi çok altın alokasyonu gerektirmiyor bile. İkincisi ciddi anlamda altın alokasyonu gerektiriyor. Piyasanın bu az önce söylediğim o heyecanlı FED para basıyor kesiminin anlayamadığı noktalardan bir tanesi bu. İkinci nokta hangisi? Tabii reel faizlerin seyri. Reel faizler nominal faizin yükselişine bağlı, enflasyon beklentilerindeki değişime bağlı. Ben daha önce de söyledim, 2011 sonrası gördüğümüz tarzda bir reel faiz artışı beklemiyorum. Dolayısıyla da böyle baktığımda altın ve gümüşün bir ayı piyasasına gireceği görüşü içinde değilim. Ama neden yükseldiği konusunda da piyasanın büyük kısmından ki artık şu anda zannediyorum profesyonel bir analist kalkıp önümüzdeki 9 ayda FED ayda 120 milyardan 1.08 trilyon dolar basacak altın alın tarzında bir rapor yazmayacaktır. Çünkü böyle bir dünya yok. Ama az önce söylediğim tarzda bir enflasyon oluşacaksa altın portföylerde çok faydalı. Yani işte jeopolitik kırım riskine bir zıplar geri gelir ama maliyet kaynaklı Fed'in müdahale edemediği, Fed'in geciktiği tarzda bir enflasyon ortamında reel faizler de çok yükselemeyecek demektir. Dolayısıyla altın faydalıdır. Bugün açıklanacak olan yeşil ekonomiye geçiş, gümüş için de geçerli. Ben buralarda yavaş yavaş sona geldiğimizi düşünüyorum. 22.60 önemli bir destek seviyesi. Geçtiğimiz haftalarda da devamlı paylaştım. Trendi kırdığı çok belliydi. Biraz pozisyon azaltılabilirdi. Dolayısıyla hala da buradan pozisyon arttıralım veya girelim hiç gümüşünüz yoksa alın demiyorum. Ama hareketin sonuna yaklaştığımıza dair işaretlerin biraz arttığını düşünüyorum. 22.60'lar benim için önemli bir seviye. Bu seviyeye geldiğimde koşullara bağlı olarak alış denerim. Veya biraz benden önce daha zeki insanların aldığı birkaç seans görmek istiyorum. Ama tekrar söylüyorum, bence gümüşle altına baktığımızda sona yaklaşmış olma ihtimalimiz yüksek. Buna rağmen almak için hala biraz bekliyorum. Petrol tarafında bandımız zaten 60-65'ti. Onun etrafında da gidip geldiğini görüyoruz. Bu tarafta çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çok fazla uzatmak istemem. Şimdi Bono'ya geldiğimizde bunu daha önce de birkaç kez paylaştım. Hem kendi raporlarımda hem Twitter tarafında. Burada uzun vadeli şeylere önem veriyorum ben. Yani 2,5 civarında duran bir uzun vadeli faiz var. Uzun vadeli faiz demeyeyim bunu aslında. 4 faiz var. Yani enflasyon yaratmayacak olan faiz aynı zamanda da ekonomik büyümeyi engellemeyecek olan faiz, işsizliği oluşturmayacak olan faiz. Bu tarafa baktığımızda bu genelde bir tavan olarak hareket ettiğini görmüştük. Hala da görmeye devam ediyoruz diye düşünüyorum. Şuraya 30 yıllık ve 10 yıllıkları eklediğimde neden bahsettiğimi anlayacaksınız. Eğer daha önceki şeylerde görmediğinizse. Seviyelere yaklaştık ama bu seviyeler genelde bir direnç olarak, burada tabii gerçek anlamda hani teknik anlamda bir dirençten falan bahsetmiyorum, kumda bir dirençten bahsediyorum, hareket eder. Dolayısıyla ben bu yıl 1.75'lerin bir denge seviyesi olacağını düşünüyorum. Üzerine çıkmayacak mıdır? Çıkacaktır. 10 yıllıklar için konuşuyorum bu arada. Ama çok üzerinde kalmayacaktır diye bakıyorum. 2.5 üzerinden hesaplarsak, sonuçta burada matematiksel bir şeyden bahsediyorum. Piyasa daha hızlı bir enflasyon algısına kapılırsa veya borçların dinamiği açısından farklı bir algıya kapılırsa o zaman elbette daha yukarıya doğru gidecektir. Onu yolda göreceğiz. Şu an için bir şey söylemek çok mümkün değil diye düşünüyorum. Bitcoin tarafına gelelim. Bitcoin açıkçası 53 bini kırdığında beni ciddi anlamda ürküttü. Hemen arkasından biliyorsunuz
vadeli tarafta, opsiyon tarafında tarihinin en büyük opsiyon vadesi expiry gelmişti. O gün çok güzel bir toparlanma yaptı. 52.000'in kritik olduğunu opsiyon seviyesi olarak tartışmıştık. Güzel bir toparlanma yaptı ve tekrar 60.000'li seviyelere gelmiş durumda. Şimdi burada tabii ağırlıklı olarak baktığımızda aslında kurumsal alımların çok etkili olduğunu gördük. En son tekrar Tesla'nın Bitcoin satarak, Bitcoin ile pardon yanlış anlaşılma olmasın, Tesla'yı Bitcoin karşılığında satma adımı da önemlidir. Tabii bu adım dün de paylaştım aslında iki açıdan önemli. Birincisi Z kuşağı veya yeni kuşaklar açısından bu tırnak içinde çok cool bir hareket. Diğer kurumlarında zaman içinde bunu yapmak zorunda kalacaklarını düşünüyorum ben. Yani Tesla bunu yapıyorsa Toyota'da, GM'de, Volkswagen'de bunu yapmak zorunda kalacak. En azından o benzer ölçüde cool görünmek için. Birincisi bu. İkinci nokta ne? Dünkü paylaştığım Visa mailinde de olduğu gibi buradan artık biraz daha mainstream'e ödemeler tarafında giden bir kripto görüyorsunuz. Ama dünkü haberin, daha doğrusu dün paylaştığım mailin ana noktası bu değildi. Ana iki tane nokta var orada. İnsanların doların rolünü Fed'in bilançosu üzerinden değerlendirdiği bir dünyadayız. Ama insanlar şunu bilmiyor. Fed'in bilançosu bir kat, iki kat, üç kat büyürken dünyadaki dolar ihtiyacı ne kadar büyüyor? Bunun hakkında yazan kimseyi gördüğünüzü zannetmiyorum rakamları koyarak. Dolayısıyla doların önemi Fed'in bilançosuyla tespit edilebilecek bir durum değil. Ama örneğin dünkü mailde paylaştığım o USDC değil de, çünkü hala orada bir dolar pegi var ve o dolara geçtiğinizde settlement'ı yapan kesim bankacılık ve Fed. O stable coin'i başka bir coin ile değiştirdiğinizde ne olacak dolar tarafına? Asıl o kritik. İşte Merkez Bankası dijital parası geldiğinde veya işte o Visa'da USDC'yi çıkarttığınızda nasıl bir değişiklik oluyor? Onu anlarsanız doların önemini ne zaman kaybedeceğini, ne kadar kaybedebileceğini daha iyi anlarsınız. Ama buradaki noktaya gelirsek 60 binlerin geçilmesi durumunda 75 bine doğru bir hareket olacaktır. 200 günlük ortalama nihayet 30 binlere yaklaştı. Daha da hızlanacak önümüzdeki günlerde. Hala çok açık ama 2017'dekine göre bakarsanız bence gayet iyi gidiyor. Tekrar vurgulamak isterim. Eğer Bitcoin'deki boğa piyasası devam edecekse benim açımdan Ethereum'da olan bitenler çok çok daha önemli. Visa haberini de o gözle yorumluyorum. Dolayısıyla buradaki potansiyel, yani yukarı hareketin çarpanı bence Bitcoin ile karşılaştığınızda çok çok daha fazla. Bitcoin boğa piyasasında Ethereum çok ciddi anlamda outperform edecektir. Oraya da bakmakta fayda var. Tekrar uzattığım için özür diliyorum. Herkese iyi seanslar.